Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. ...25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Gaziantep AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Filiz Üzücü ve Kadın Kolları İlçe Başkanları ile AK Parti İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Üzücü, 25 Kasım bizim için farkındalık olması ile birlikte içinde bulunduğumuz çağın olumsuz özelliklerine inat, kadınlar olarak dünyayı güzelleştirmeye yönelik çabaların kaynağı da yine biz olacağız sözüne dikkat çekerek, şiddet bir insanın hakkı ihlali olması ile birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir hastalık ruh halidir dedi. Bugün biliyorsunuz 25 Kasım kadına şiddetle mücadele günü. Aslında biz şiddetle gündeme gelmek istemiyoruz ama ne yazık ki basın bunu başarılı kadınlarımızı ön plana çıkarmazken sanki bazı ellerin desteğiyle şiddete maruz kalan kadınları daha çok gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Genel merkez kadın kollarımız da bu konudaki hassasiyetinden dolayı bugünün de kadına şiddetle mücadele günü olması hasebiyle bir basın bülteni yayınladı. Bütün illerde eş zamanlı olarak kadın kollarımız il binalarında veya meydanlarda bu açıklamayı yapacaklar. Şiddeti önlemek bizim elimizde. İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı bir çağın kadınlarıyız. Yaşamımızın her alanı hak ve adalet mücadelesiyle geçmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın olumsuz özelliklerine inat, kadınlar olarak dünyayı güzelleştirmeye yönelik çabaların kaynağı da yine biz olacağız. Hayallerimizle yapabildiklerimiz arasında derin uçurumlar olmasına rağmen bizler yılgınlık nedir bilmiyoruz. Çünkü kadını Allah'ın emaneti olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Bizi biz yapan değerlerin korunması ve güvence altına alınması ile insan hakları konusunda bir şeyler yapmış oluyoruz. Doğuştan farklı özelliklerle dünyaya gelmiş olmamıza rağmen eşit olduğumuz tek konunun insan haklarımız olduğunun farkına vardığımızda başta şiddet olmak üzere pek çok problemimizi çözeceğiz. Hak ve adalet gibi özümüzde bulunan değerler toplum tarafından güvence altına alındığında bizler şiddete karşı amacımıza ulaşmış olacağız. Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde eğitim, ekonomik, durum, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur. Şiddet, bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir hastalıklı ruh halidir. Kadının maddi ve manevi her yönden zarar görmesine ve hayatını insani koşullarda devam ettirmemesine neden olur. Toplumun geleceğini oluşturan kadınlar ne yazık ki türlü olumsuzluklara karşı karşıya gelmektedir. Şiddet toplumun her kesiminde farklı durumlarda meydana gelebilmektedir. Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan bir davranıştır. Bütün kurallara rağmen haksızlık, adam öldürme, şiddet ve terör geçmişten günümüze farklı düzeylerde devam etmektedir. En önemlisi uygarlık geliştikçe şiddetin azalacağı yönündeki görüşlerin aksine şiddet farklı boyutlarda ve yoğunlukta bütün dünyada yaşanmaktadır. Kadına yönelik şiddet ile ilgili medyaya yansıyan haberlerin konunun hassasiyeti sebebiyle kadınların yaşadıkları şiddeti ifade edemediğini biliyoruz. Medeni toplumlarda şiddetin herhangi bir nedeni olmaz olamaz. Bizlerin vazifesi adaletli bireyin inşasındaki rolümüz ve farkında olmaktır. Adalet bireyden başlayarak toplumun geneline yayılmazsa sonuçları itibariyle sadece şiddete değil her türlü hastalıklı tutumun yaygınlaşmasına neden olur. Kadın ve şiddetin birlikte anılması artık farkındalık oluşturmaktan ziyade toplumun geleceği açısından olumsuz bir duruma neden olmaktadır. Öncelikli olarak her çocuğun annesini güçlü görmeye hakkı vardır. Ancak ekranlara yansıyan yüzüyle şiddet mağduru kadın imajı ile
özlenenle beklenen kadın imajı oluşturmanın mümkün olmadığı düşüncesiyle hareket etmenin vaktinin gelmiştir. Şiddet bağlamında kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Başta aile olmak üzere devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Bize düşen görev pek tabidir ki bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak bununla beraber iyi örnekleri toplumda yaygınlaştırarak kadının varlığına yaraşır temsil imkanı gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. İyi örneklerin toplumda yaygınlaşmasıyla beraber kötünün kendine yer bulamayacağı bir dünya düşüncesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetin hiçbir biçimde hoş görülmediği bir toplum oluşturmak bizim elimizde.